Velhasıl sonuç olarak hayatımızda kullandığımız her şeyin ekstra bir anlamı var. Yediğimiz yiyeceklerin bile anlamı var. Bakın şöyle güzel havalı kadınlar öyle oturup kebapçıda yemek falan yiyemezler. Ha? <laughs> Sushi muş yiyeceksiniz. Şimdi bugünün modası bu. Mümkün seçin ve hatta öğlen yemeklerinde salata yediğiniz zaman ve onu da yavaş yavaş yumuşak yumuşak çiğneyerek yediğiniz zaman daha havalı bir görüntü veriyorsunuz. Beyler siz de kebap mebap yemeyin. Yani bu toplumsal statü gösteriyor. Gizli gizli yenmesi gereken bir şey bu. <laughs> Tıpkı İbrahim Tatlıses dinlemek gibi bir şey. Yemin ediyorum bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunlar toplumsal statü figürleri çünkü. Her şeyin ayrı bir anlamı var. Bunların hepsine dalga geçiyoruz gibi derken hayatımız dokunacak. Ben çocuklara 1990'lı yıllarda dedim ki bu kapitalist sistem bir gün size taş satacak. Güldü bütün çocuklar. Kendi kendimize eğleniyorduk. Geçtiğimiz günlerde öğrencimle karşılaştım. Böyle bayağı önemli bir iş kadını olmuş. Hocam dedi hayatım boyunca hiç aklımdan çıkarmadım. O gün bize taş satılacağını söylediniz. Biz de çok gülmüştük dedi. Sabah gittim avuç avuç taş aldım dedi. Manyetik taş, bur taşı bilmem ne, uğur taşı, osu busu. Bana taş sattılar dedi. E, tabii dedim hayatım gelecek sefer sana hava satacaklar. Giresun havası, yaz tatili havası, ilk aşık olduğun günlerin havası. Yani işte erkek arkadaşın içini üfledi. Al bunu bak Kevin Costner'ın havası. <laughs> Şimdi yani önümüzdeki dönemde bize pek çok şey satılabilir. Bunları hep gülerek karşılıyoruz ama belki şu anda satın aldığımız bir şey, birçok şey aslında en az bu kadar komik. Yani sonuç olarak sanayi sonrası toplum ürünü üretmeyecek. Şu şişe üretildi bitti bu. Bundan sonra artık bu şişeyi satın alacak akıllı kadınlar ve erkeklerin üretilmesi söz konusu olacak. Ve biz bu şişeyi 33 lira verip alacağız bir gün. Demedi demeyin suya bunu vereceğiz. Eda Taşpınar'ın elinde gördüğünüz şeyi bir süre sonra bütün kızların aldığını da göreceksiniz. Yani sonuçta bugün marka değeri denilen şey yapılan yatırımın sonucu bu. En kaliteli ürünü almıyoruz en pahalı şeyle. En marka ürün, en çok bilinen ürün. Yani mesela dondurma yemek istiyorsunuz değil mi? Dondurma diye bir şey artık çok önemli olmayacak. Canınız dondurma isterken şöyle bakacaksınız. Anti-aging dondurma, zayıflatıcı dondurma, işte performans artıcı dondurma. Çünkü bu erkekler açısından çok önemli bir şey. Afrodizyaklar falan katkılanacak. Bakmayın biz kadınlar çok güzel ve genç olmak zorundayız. Sizler de çok aktif olmak zorundasınız. Öyle ne kadar. Bu erkekler için çok önemli bir baskı aracı ve bütün sanayi sonu yeni reklam stratejileri bunların üzerine kurulmuş durumda. Hoca Hocayla Geçtiğimiz günlerde bir konuşma yapmaya gittik. Reklam stratejileri anlatıyor. Harika dedi. Nefis bir reklam buldum. Yaratıcılığı olağanüstü öğrencilere de gösteriyor. Reklamın ilk slaydı var. Ortada bir tane bir mücevher kutusu var. Normal bizim bildiğimiz usul bir Türk erkeği. Saçlar maçlar dökülmüş. Şöyle hallice. Ondan sonra ikinci slayda geçiyor. Mücevher kutusu açılıyor. içinde bir yüzük. Adam bir anda Kevin Costner'a dönüşmüş. Sonra bir daha bir şey. Böyle kelli ferli baya göbekli falan bir amca orada bir tane şey mücevher kutusu. İkinci slayda geçiyorsunuz Arnold Schwarzenegger'in vücuduna bürünmüş ama kutu açılmış içinde bir yüzük var. Bakın buradan iki mesaj veriyor aslında. Son derece etik değerleri belirleyici bir mesaj bu. Diyor ki bir siz kadınlar bir tane yüzük kadarsınız. Sizi biz bir tane yüzükle her yola getiririz. Erkekler siz diyor. O yüzüğü alacak parayı kazandınız mı? Brad Pitt de olursunuz Kevin Costner'da. O parayı kazanın. Ne yapın ya bu o parayı kazanın. Bakın bu aslında şartlanmışlıktır. Hayatımızın her aşamasında bizi şekillendiren, inançlarımız, değerlerimizi yeniden yeniden üreten yepyeni düzenlerle karşı karşıyayız. Bu yeni dünyanın öğretisi olacak ve bu yeni dünyanın öğretisi 21. yüzyılı yani geleceği şekillendirecek. Şimdi Vodafone Hasan Bey gitti. Vodafone telefon üretiyor, değil mi? Teknoloji üretiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya da Microsoft, ya da o teknoloji üreterek bunu yapamazsınız. Herkes üretecek aynı teknolojileri. Sizi farklılaştıran şey ne olacak? İnsanları sizin teknolojinize ikna eden şey ne olacak? Toplumsal statü mü vereceksiniz? Ya da o telefonu aldım kadınlar beni daha mı çok beğeniyor diyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Artık bundan sonra her şeye ikinci anlamlarını içine Paketleyerek satacağız. Biz eğitim satıyoruz. Yani eğitim satıyoruz derken üniversite ya da eğitim kuruluşu açısından bakıyorsunuz. Eğitim sadece bir derse girip hocanın bir şeyler anlattığı bir olay mıdır? Yoksa bir üniversite ya da bir okul bir lifestyle mı satar insanlara? Yani size bir hayat mı sunuyordur? Satar derken bunu business terimleriyle kullanıyorum. Normalde Türkiye'de bir şey satılmıyor. Aman ha bu kafama yumurta da istemiyorum. Onlar dursun kenarda. Fakat nihai noktada bir şeyi karşı tarafa aldıracak olan şey, ikna edecek olan şey farklı bir şey. Eğitim eğitim sunuyorsanız eğitimden farklı bir şey daha sunacaksınız. Dondurma sunuyorsanız dondurmadan farklı bir şey sunacaksınız. Yani sanayi sonrası toplum tam da böyle bir şey. Siyasette de böyle bir şey. Obama mesela Amerikalılara siyaset mi vaat ederek geldi? Ne yapıyor? Amerikalılar dediğiniz işte iki bir dönem önce George Bush'a oy vermiş olan Amerikalı bir anda gidiyor, zenci Hüseyin'e oy veriyor. Yani Amerika'da Zenci Hüseyin'e oy verilmesi, bunu özellikle Zenci Hüseyin diyorum, bu çok ciddi bir sosyal siyasal kırılmadır Amerikan tarihinde. Ve Obama hiçbir zaman Amerikan başkanı gibi, Amerikan sisteminin bir ürünü gibi de algılanmadı. Ne dünyada ne Amerika'da. O Amerikan sistemini yenerek gelen Amerika'yı yenmiş bir adam olarak geldi. Onun için bütün dünyada benim sende alındı. Ve hangi sloganla geldi? Değişim. Putin de değişim sloganını kullanıyor. Ahmet Necat da onu da söyleyeyim. Yani dünyada değişim sloganını kullanmayan kalmadı. Çünkü çok değişiyoruz. Öylesine hızlı değişiyoruz ki coğrafya kalmadı. Yani hepimiz mekanlardan bağımsız olarak yaşıyoruz aslında bakarsanız. Ben bu toplantıya davet edildiğimde işte birkaç hafta önce Amerika'daydım. Amerika'dan kalkıp gelseydim daha yarı yoldaydım. Okyanusun orta yerindeydim. Amerika'nın ilk keşfedildiği yıllarda gelseydim. İki buçuk ay falan sürüyordu İspanya kıyıları. Bir de İspanya'dan buraya kadar gelen bölümünü hesap etmem gerekiyordu. Bu yüzyılın başında iki buçuk hafta kadar oldu süre. Şimdi bir para transferini düşünün ya da bir görüntü transferini herhalde normal şartlarda Amerika'dan buraya gelmez şuradan bağlanırdım. Hele bir teknoloji üzerine benzedilmiş bir konferansta bu çok daha normal olurdu. Artık bedenimizi taşımamız falan gerekmiyor. Yani bizler evimizde oturacağız, dünyalar ve bilgiler bizlere taşınacak. Ve bizler bunların içerisinden kendimize bir hayat kurgulayacağız. Bu öylesine bir hayat olacak ki mesela dünyanın egemen güçleri bize belli politikaları da satmaya başaracaklar. Ekonomi politikalarını, askeri politikaları, siyasi politikaları bunların hepsini satmayı başaracaklar. Zannediyorsunuz ki teröristler, teröristtir, el-kaide gibi şeyler özellikle vardır, kendiliğinden üremişlerdir ve adam öldürmeye yararlar. Mesela teröristler adam öldürmeye yaramazlar. Teröristler terörizm üzerinden oluşturulan korku üzerinden politika üretmeye yararlar. 11 Eylül'de bir saldırı yaparsınız. Bütün dünya bunu naklen Ondan sonra NATO ülkeleri bir araya toplanır. Beşinci madde çalıştırılır ve ilk defa NATO'nun bir üyesine karşı saldırı yapılmış olur. Gider Afganistan'ı bombalarsınız. Niye? Neden Afganistan bombalandı? Yani şey 11 Eylül'le ne alakası vardı onu söylüyor. Usame Bin Laden orada olup olmadığı bile belli değildi. Üstelik eylemi yapanlar Arap'tı. Avrupa'da yetişmişlerdi. Florida'da uçuş eğitimlerini almışlardı. Paraları falan oradaydı. Afganistan'ı bombaladık. Niye? Ya, alakası yok ama Afganistan bombalanmalıydı. Oraya askeri bakımdan girilmesi gerekiyordu. Ve 11 Eylül saldırılarının üzerinden bir dünya siyaseti şekillendirildi. Terör korku yaratır. Ve korkular üzerinden siyaset satılır. Aynı şekilde salgın hastalıklar. Şimdi salgın hastalıklardan söz edildiği için bir önceki slaytlarda da Hasan Bey bahsetmişti. O ilgimi de çekti. Ne kadar çok envai çeşit hayvansal griple mücadele ettiğimizin farkında mısınız? Her sene domuz gribi, efendim SARS virüsü, inek hastalığı, kuş gribi, deli dana pardon inek hastalığı değil. İneklere fazla takıldım bu ara. Deli dana hastalığı ve her sene bir şey çıkıyor. Bir sene tavukçuluk sektörü batıyor, öbür sene hayvancılığın öbür tarafı batıyor. Yakında balıklara bir şey sirayet eder. Fakat bu epidemikler sayesinde Dünya üzerinde müthiş bir sağlık endüstrisi hareketliliği söz konusu oluyor. Aşılar satılıyor. Aşıların üzerinden siyasetler yapıyor. Sağlık Bakanı ile Başbakan birbirine giriyor. Ve olduk maaşı olmadık maaşı. Eczanelere giriyorsunuz bakıyorsunuz. Eczanelerde yarısı ilaç satıyor, yarısı kozmetik satıyor. Yarısı da işte günün değişen salgın örneklerine göre bir şeyler satıyorlar. Sonuç olarak bütün endüstriler, yer üzerindeki bütün endüstriler belli tetikleyiciler arıyorlar. Ve o tetikleyiciler üzerinden Hepimiz felç oluyoruz, felç oluyoruz, korkuyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Korku bir değerdir, korku üretilmiş bir değerdir ve korkunun rasyonel temelleri olması gerekmez. En insan sayısı, en son yazılan bu Amerika'nın en terör saldırısı var dediği dönemlerde, 2003'te yayınladılar Global Terrorism Report'u, 2003'te 725 kişiydi. 725 kişi dünya çapında uluslararası terör saldırılarından ölmüştü. Bu kitlesel gerilla tipi dedikleri terör saldırılarını söylemiyorum ama El-Kaide ve ona benzer saldırılarda. Peki kaç kişi terörle mücadele sonucu ölmüştü? Aynı sene 500 bin civarında söylenen rakam. Ama biz terörden korkuyorduk. Bize neden korkacağımızı öğretiyorlar bir kere. Öyle, öyle kendi öcümüzü kendimiz belirlemeyeceğiz. Onu bilmek lazım. Öcümüz ne satın almamız isteniyorsa, hangi endüstriyi beslememiz gerekiyorsa ona göre üretilecektir. banilerin içerisinde biz de bir o tarafa doğru koşacağız bir bu tarafa doğru koşacağız. Bize neyi sevip neyi sevmememiz gerektiğini öğretecekler. Usame Bin Laden iyi adam olacak. Belki günün birinde George Bush kötü adam olacak. Belki George Bush kötü adam olacak. Bilemezsiniz. Zaman neyi değiştirir? Kimin iyi kimin kötü olduğunu bilemezsiniz. Birileri öbür okyanuslar ötesinden bir şey yollayacak. Burada Türkiye'deki seçmen davranışları değişecek. Birileri bambaşka bir yerlerde bir takım iddialar kolay olmadığı bir dünya. O kadar çok seçenek gelecek ki önümüze o kadar çok bilgi gelecek ki, o kadar çok değer üretilecek ki biz aralarda orada bir yerlerde kalacağız. Ondan sonra yeni normal dünya dedikleri yerde üçüncü kişilikler ortaya çıkacak. Yani artık reklamlarda mankenleri görmeyeceksiniz. Aksakallı dedeler gelecek. Size diyecek Mehmet Öz tipi fındık yiyin arkadaşlar. Birileri diyecek ki arkadaşlar BP kullanın, şar kullanmayın. Bak bu böyle olması gerekiyor. Birileri diyecek ki Vodafone öbürleri diyecek ki Microsoft öbürleri diyecek ki şudur budur. Sonuç olarak güveneceğiniz figürlere, public figürlere ihtiyaç duyacaksınız. Ve yeni ürünlerimiz sizleri şekillendirmek için ürettiğimiz yeni ürünler sanayi sonrası toplumun egemen güçleri olarak diyorlar. Artık size üçüncü kişiler olacak. O güvendiğiniz kişiler de aslında bizim üretimlerimiz olacak. Onlar da sizi oradan oraya şekillendirecekler, koşturacaklar, edecekler. Ama nihai noktada bu da sizin yaşamınız olacak. Acaba öyle mi? Ondan da çok emin değilim. Hakikaten biz artık kendi yaşamlarımızı mı yaşayacağız? Yoksa dedirtecek yaşamları üretmeyi başarabilecek miyiz? Onu da bilemiyorum doğrusunu isterseniz. Çok teşekkür ederim.